Bulgaristan yolları taştan, gel bana yavaştan yavaştan. O kadar çok vakit kaybettik ki, yani Bulgaristan'a girişte o kadar çok vakit kaybettik ki, ya resmen akşam oldu. Ama olsun, vardır bir hayır diyoruz. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Sofya istikametine giderken radar koymuşlar. Radarlar yoktu daha öncesinde. Ama şimdi bayağı bir bu Almanya'daki gibi ayaklı radarlardan koymuşlar. Bunlara dikkat edelim her zaman. Çünkü Avrupa Birliği olduğu için direkt size adresinize gönderebiliyorlar. Gerçi yollar 140'lık yollar. Hani çok kurallara uyduğunuzda radar cezası yiyeceğinizi tahmin etmiyorum. Ama gene de ne olur ne olmaz. Hızlı gitmeyelim. En başta hayatımız için, ailemiz için hız yapmayalım. Şimdi Sofya'ya tahminime göre, tabelalarını görüyorum ama çok şey yazmıyor, kilometrelerini yazmıyor. Tahminime göre Sofya'ya bir 100 kilometre, 90 kilometre falan kalmıştır. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Çok vakit kaybettik. Yani gerçek anlamda 4 saatimiz, yani minimum 4-4,5 saatimiz boşa gitti arkadaşlar. Ama olabilir. Yapacak bir şey yok. Her şeyde Allah ne diyor? Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır arayın diyor. Onun için de çok kafaya takmamak lazım. Şimdi geriye dönüp baktığımda da 2-2,5 aylık bir tatilden sonra böyle olumsuzlukları takmak, hem haklıyım hem haksızım. Yani 2,5 ay tatilden sonra böyle yol çekip stres yapmak biraz nankörlük oluyor. Bayağı bir tatil moduna girdik. Neler yaptınız bu yaz? Yoruma yazın bakalım. Kimler nerelere gitti? Hangi tatil beldelerindeydiniz? Fiyatlar nasıldı size göre? Pahalılaşmış mı? Bence birazcık pahalılaşmış. Ama yapacak bir şey yok. Ülkenin ekonomisi de belli. Ham maddelerden dolayı, zart zurttan dolayı herkes bir arttırıma gitmiş diyebiliriz. Yollar güzel. Karşı taraf Sofya'dan gelenler mi artık bilmiyorum. Karşı taraf bayağı bir yoğun. Ama bizim istikametimiz boş. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi Alman plakalılar görüyorum. Yani Alman arabalarını görüyorum. Belçika arabalarını görüyorum. Ya onlar basıp gidiyor yani, bilmiyorum. Çok hızlı bir şekilde basıp gidiyorlar. Yani onlara yetişmek ne mümkün. Yavaş yavaş gitmekte fayda var. Havada yavaş yavaş kararıyor herhalde. Güneş de tepemizde ama çok bir şey yok. Ne derler ona? Akşam moduna geçiyor ya. Elhamdülillah. Evet, gördüğünüz gibi kardeşiniz dönüş zamanında hastalandı. Ay. Vallahi billahi. Ben bu Bulgaristan'ın iklimini de seviyorum. Coğrafyasını da seviyorum. Aynı bizim ülkemiz gibi. Çünkü devamıymış gibi. Ama herhalde büyük büyük gerçekten yatırımlar alıyorlar. Diğer devletlerden, özellikle yollarını Almanya'nın yaptığını biliyorum ben. Asfinat şirketi yapıyor. Almanya'nın otoyol şirketi. Onlar üstlendiğini biliyorum. O yüzden de gayet güzel oluyor. Uçsuz bucaksız bir Bulgaristan. Evet. Haydi bakalım o zaman. Devamını hep birlikte izleyelim. Yavaş yavaş. Ha, bu arada Kapıkule'de fullemiştik. 450 kilometreden menzilim var. Sırbistan'daki otelime, kalacağım otele, pardon, Macaristan'daki kalacağım otele 800 kilometre menzilim var. Bulgaristan'da yakıt almayı düşünmüyorum. Çünkü güvenemiyorum. Çok zorda kalmadıkça Sırbistan'da almayı planlıyorum. Şimdi buradaki navigasyonda şey belli. Neresiydi orası? Macaristan otelim hazır. Normal yanındakinde de Sırbistan
otelim hazır. Burada da her ihtimale karşı şeyime devam ediyorum yani navigasyonlara. Haydi bakalım gençler. Kanala abone olmayı, beğeni ve like atmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hep birlikte bir yolculuğu tamamlayalım Allah'ın izniyle. Bulgaristan KFC'si. KFC.bg. Vay be. Haydi bakalım. Görüşürüz. Ben yoluma devam ederim gençler.